Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta Washington DC'deki Kongre binasına yapılan baskınla ilgili suçlamalarla karşı karşıya. Trump, suçlamaları reddediyor, ancak suçlu bulunursa hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Trump'a yönelik suçlamalar arasında ABD'yi yanıltmak için komplo kurma, resmi bir süreci engellemek için komplo kurma, resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs ve seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma yer alıyor. İddianamede, Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını çaldığına dair yalanlar yaydığı ve bu yalanların Kongre baskınına yol açtığı iddia ediliyor. İddianamede ayrıca, Trump'ın baskına katılanlara destek verdiği ve onların eylemlerini teşvik ettiği iddia ediliyor. Trump suçlamaları reddediyor ve adil yargılanma hakkına sahip olduğunu söylüyor. Ancak, suçlu bulunursa hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Trump'a yönelik suçlamalar, ABD tarihinin en önemli davalarından biri olarak görülüyor. Bu dava, ABD'nin demokratik sisteminin ne kadar güçlü olduğunu ve demokratik kurumların nasıl korunması gerektiğini test edecek. Yeah, he waved.